Çağdaş Evren Şenlik ve aynı zamanda Doğukan Yıldırım şu anda bölgede, son durumu aktaracaklar. Çağdaş, sendeyiz. Ağva'da haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız saat dilimine göre yağış etkisini yitirmiş durumda, ancak fırtınanın şiddeti hala devam ediyor. Bir önceki bültende ekiplerin bu noktada yaptığı çalışmaları ekranlarınıza taşımıştık ve şu an görüntülediğimiz bu yolun adeta göle döndüğünü sizlerle paylaşmıştık. Su artık tahliye edildi. Rögar kapakları tek tek temizlendi ve bu noktada bulunan su tahliye edildi. Bunun yanı sıra elbette bir son dakika gelişmesini de sizlerle paylaşalım. Bilindiği üzere dünden beri İstanbul'da etkili olan bir olumsuz hava şartı var. İşte hem de bugün Şile'de yaşanan bu hava şartı nedeniyle de yarın pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar Şile ilçesinde bir gün süreyle tatil edildi, ara verildi. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bu karara paralel olarak da Şile ilçesindeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik rahatsızlığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacak. Yani yarın onlar da bir gün izinli sayılacak. Yanı sıra geride bıraktığımız saat diliminde İstanbul Valisi Davut Gül bir açıklama yaptı. İstanbul'u etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağışla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Ve Vali Gül, İstanbul'da 210 civarında ev ve iş yerini su bastığını bizlerle de paylaşmış oldu. Geride bıraktığımız saatlerde elbette burada birçok yayın yaptık ve bu noktada bir doğal afet yaşandığını sizlerle buluşturmuştuk. Çünkü Yeşilçay deresinden taşan su Ağva merkeze kadar gelmişti ki hala o dalgaların, suyun şiddetinin devam ettiğini sizlere aktaralım. Doğukan Yıldırım'dan rica edeceğim. Şöyle derenin yanına doğru ilerleyişimizi sürdürelim ve o noktada dalganın şiddetini bir kez daha ekranlarınıza taşıyalım. Bir yandan da elbette bilgileri hızlı bir şekilde sizlerle paylaşalım. Görmüş olduğunuz gibi fırtınanın şiddeti hala devam ediyor. Hatta zaman zaman saatte 100 kilometreyi aştığını da ifade edelim ve o dev dalgaların hala buraya doğru geldiğini ve Yeşilçay Deresi'ndeki su seviyesinin artarak bu noktaya kadar taştığını da ifade edelim ve aslında Yeşilçay Deresi'nin yanında bulunan iş yerlerinin de geride bıraktığımız saatlerde su bastığını görüntülemiştik ve iş yerlerinde bulunan malzemelerin sokağa kadar taştığını da sizlere aktarmıştık. İşte o dev dalgaları şu an ekranlarınıza taşıyor Doğukan Yıldırım ve Karadeniz'de Yeşilçay Deresi'nin buluştuğu noktada şiddetli bir fırtınanın olduğunu da görüntülüyoruz. Doğukan, biraz daha yakınlaşabilirsek, bir yandan da elbette fırtına şiddetini artırdı dedik. Bazen ayakta durmak bile güç olabiliyor ve belirtmiştik, iş yerlerini su bastı demiştik. Maddi hasar meydana geldi. Bu noktada da çalışmalar yapıldı. Bunu da hatırlatalım ve yayının başında belirttiğimiz bilgiyi bir kez daha tekrar edelim. Öncelikle Şile ilçesinde yarın pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Bu karara paralel olarak da Şile ilçesindeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de yarın idari izinli sayılacak efendim. Çünkü fırtınanın şiddeti İstanbul'da, özellikle Şile ilçesinde şiddetli bir şekilde gösterdi kendini ve belirttiğimiz gibi özellikle Ağva mevkiinde Yeşilçay Deresi'nin taşmasıyla birlikte iş yerlerini de su bastı ve fırtına bu noktada hala devam ediyor. İşte o dereyi de sizlerle buluşturuyoruz. Toparlayacak olursak, CNN Türk ekibi olarak elbette bizler sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da havanın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra birçok noktayı da sizlerle paylaştık ve pek çok görüntüyü de sizlere aktardık. Davut Gül'ün, İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasını bir kez daha hatırlatalım. Ardından yayınımızı noktalayalım. İstanbul'da 210'dan fazla ev ve iş yerini su bastı. Akşam saatlerine kadar fırtına devam edecek, yağış devam edecek. Bu uyarı, bu bilgi de geldi ve bizler de elbette haber nöbetimizi sürdüreceğiz. Aktaracaklarımızın bu kadar olduğunu ifade edelim ve Ağva'dan sözü tekrar stüdyoya bırakalım.